Merhaba. Bu video dersimde organik yüzeylere düzgün şekilde kaplama atmayı anlatacağım. Bu iş için gerekli pluginleri de bildiğim kadarıyla tek tek anlatmaya çalışacağım. En basit organik yüzeylerden başlarsak şu şekilde. Çok derin olmayan iç veya dış bükey yüzeyler. Bunlar aynı anda hem iç hem dış bükey de olabilir şu şekilde. Şunlara yüzey yaparsak şu şekil yüzeyleri pluginsiz de düzgün bir şekilde kaplayabiliriz. Fazla organik değil bu yüzeyler. Düz yüzeylere yakın olduğu için. Şu şekilde. Tam karşısına düz yüzey çizeriz. Şekilde. Bu arada şunu çekerken Shift'e basılı tutup şununla aynı hizaya getirip tıklıyorum. Şunları numune olarak kullanacağım için çevirmeme gerek yok. Şu kaplamayı örneğin kullanayım. Yüzeylere kapladıktan sonra damlalıkla oradan alıp organik yüzeyleri kaplayabilirim. Yalnız gördüğünüz gibi yine deformasyonlar oluştu. Bunu engellemek için düz yüzeylere sağ tıklayıp Texture Position içindeki Projected tıklamam gerekir. Şimdi damlalıkla alırsam gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde kaplanacak. Bunları ters de çevirebilirim. Boylarını da biraz küçülteyim ki düzgün olup olmadığı daha belli olsun. Şimdi damlalıkla alıp uygularsam yine düzgün şekilde uygulandığını göreceğiz. Peki bu ovallık böyle değil de dikey bir ovallık olsaydı şu şekilde.
ve şunu yüzeye kaplasaydım, gördüğünüz gibi dümdüz hatlar şeklinde ilerleyecekti. Eğer ben bunun şu dalgaya uygun bir şekilde ilerlemesini istersem, bu iş için plugin kullanmam gerekir. Bu dalgaya ve yüzeyin tüm organikliğine uygun uydurmak için iki plugin kullanıyoruz. Birincisi Freddo Tools içindeki True Paint, diğeri de Quad Face plugin içindeki UV Mapping Tool. Ve bu iki plugin'in çalışması için de organik bir yüzeye ihtiyacımız var. Şu şekilde organik. Hidden geometri açarsam, gördüğünüz gibi şu yüzeyde herhangi bir ekstra geometri, ekstra çizgi yok. Dolayısıyla şu kaplamayı bölümlere bölüp bu çizgiye uydurabilmesi imkansız. Bunun için ekstra iç çizgilere ihtiyacımız var. Bunun en kolay yolu da şu dikey çizgileri silerek alttaki ve üstteki veya yan yana da olabilirdi. Yayları seçerek Curve Loft plugin'inin ilk düğmesine tıklamak. Gördüğünüz gibi yüzeyi bölümlere ayırdı ve ufak ufak yüzeyler oluşturdu. Hidden geometriyi kapatayım yine. Açık kalsın hatta. Yüzeyi düzelteyim. Şimdi kaplarsam şu şekilde. Dikey olarak problem yok çünkü aynı hizada gördüğünüz gibi. Ancak şunu yataya çevirdiğim anda problemler oluşacak. Önce True Paint plugin'ini deneyelim. Freddo Tools tıklayıp True Paint'i açarsam, şu seçeneğin seçili olduğundan emin olun, Quad Mesh UV seçeneği, yani şunlar da kullanılıyor ama en güzel çıkan seçenek şu. Ve yüzeye bir defa tıklayın. Tıkladıktan sonra etrafı sarı şekilde gördüğünüz gibi oluştu. Bu şu anda plugin'in o yüzeyde aktif olduğunun işaretidir. Sağ tıklarsanız, örneğin 90 derece çevir dersem, gördüğünüz gibi kaplamayı 90 derece çevirdi ve kenar çizgilere uyumlu olacak bir şekilde bütün kaplamayı düzeltti. Bunun boyunu büyütmek için sol mouse'la bir defa tıklarsam gördüğünüz gibi seçenekler çıkacak. Şu ortadaki düğme scale düğmesi. Yani onu tutup çekersem şu şekilde gördüğünüz gibi kaplamanın boyu büyüyecek. Onu yüzeyime en uygun oturacak şekilde ayarlayıp bırakabilirim. Şuradan da tutup ince ayarı yapabilirim kaydırarak şu şekilde. Aşağı yukarı sağa ya da sola. Ve bıraktığımda o da düzgün bir hale gelecektir. Bu iş için ikinci pluginimizde önce kaplamayı temizleyeyim şu şekilde. İkinci pluginimiz de Quad Face pluginidir. Yüzeyi kapladım. Gruba girdim. Freddo Tools'ta gruba girmeden de işlem yapabiliyorduk. Bu Quad Face'te gruba girmemiz gerekir. UV Mapping Tool tıkladığımda başlangıç noktasındaki iki ekseni seçmem gerekir. Önce hangisini seçmem gerekir derseniz, yatay U eksenidir, dikey de V ekseni. İlk önce hangi tarafın
hangi çizgiye gelmesini istiyorsanız şu yatay, yani şu yatay seçenek için buraya tıklarsam dikey uzayacak, şurası gibi. Buraya tıklarsam şu şekilde uzayacak. Yani şurası bu çizgiye denk gelecek. Ben yatay olmasını istiyorum. Önce buna tıkladım. Ve yeşil eksen açılacak. Sonra da ona tıkladığımda gördüğünüz gibi yine düzgün bir şekilde yayları takip ettirdi. Bunun boy ayarlamaları da şu şekilde yapılır. Eğer gördüğünüz gibi şurada kırmızı küçük bir karemiz var. Ben o karenin yönüne doğru ileri veya geri şu şekilde tıklayarak kaplamanın boyunu ayarlayabilirim. Dikey uzunluğunu da bu şekilde ayarlayabilirim. Gördüğünüz gibi şurada küçük bir yeşil düğmemiz var. Onu da daraltıp genişletmek için yine şu şekilde çizgi üzerinde herhangi bir yere tıklayabilirim. Bunu daha belli bir örnekle ben anlatayım. Şekilde SketchUp Cafe logosunu yüzeyimize kaplayalım. Gruba girdim. Damlalıkla alıp kapladığımda gördüğünüz gibi dümdüz kaplanacak. UV Mapping Tool'a tıklayıp yatay ve dikey çizgiyi belirlediğimde düzgün kaplanacak. Ben dikey boyun şu boyda olmasını istiyorum. Yani kaplamamın tam bittiği yerin şurası olmasını istiyorum. Yatay uzunluğunun ise ben nereye tıklarsam oraya kadar uzayacak. En sona tıklarsam en sona kadar tek kaplama olarak kaplayacak. Şu şekilde. Tabii kaplamanın deforme olması riski var. Dolayısıyla şu şekilde en uygun olacak bir noktaya kadar şurayı uzatmam gerekir. Yukarıya doğru iki defa çoğalsın dersem de şuralardan herhangi bir yere tıklayabilirim. Ya da ne kadar uzamasını istiyorsanız. Tam kaplaması için en uca tıklamanız gerekir. Ve yatayda da yine en uca tıklarsanız kaplama tek parça olarak o yüzeye ve şu ovaliklere uygun bir şekilde kaplanmış olacak. Şimdi bunların biraz daha uygulamaya dönük, biraz daha organik hallerini anlatayım. Bir daire çizeyim. Dairenin segmenti 24 az 48 olsun. Ve mouse'um buradayken yön tuşlarına tıklayarak bir tane dikey daire çizeyim. Alttakini seçip follow me ile takip ettirirsem bir küre elde edeceğim. Tabii son zamanlarda SketchUp'larda tuhaf tuhaf hatalar çıkmaya başladı. İşlem yaparken her seferinde değişik sorunlar çıkarıyor. Küremiz hazır. Şekilde. Ben bu kürenin bir kısmına
etiket gibi bir kaplama atmayı düşünüyorum diyelim. Şunu sileyim. Bunun için öncelikle neresine etiket yapıştırmak istiyorsam onun izini çıkarmam gerekir. İzi çıkarmak için de en kolay yol şu şekilde düz bir yüzey çizip grup yapıp ve onu yukarıya doğru istediğim hizaya getirmektir. Örneğin alt hizası etiketimin şurada olsun. Ön görünüme geçeyim ve kamerayı da paralel projeksiyona alayım ki tam hizamı alabileyim. Kontrole bir defa tıklayıp yukarı doğru uzatayım. Ve üst etiketimin üst hizası da şurası olsun. Modelimi seçip Intersect Face with Model seçersem o çizdiğim düz yüzeylerin izi modelimin üzerinde çıkacak. Şunları artık silebilirim bu şekilde. Ve kameramı da perspektife alayım tekrar. Gördüğünüz gibi şurası ayrı bir yüzey oldu. Ve alt ve üstte ayrı yüzeyler oldu. 3 parça yüzeyim oldu. Şurayı grup yapayım. Diğer yüzeylerden ayrılsın. Şu şekilde. Ve bunun üzerinde ben şuraya SketchUp kafenin logosunu uygulayayım bir şekilde. Gördüğünüz gibi deforme olmuş durumda. Bu tam küre halinde olduğu için Freddo Tools burada işlem yapmaz. En azından öyle biliyorum. Bir deneyelim yine de. Bütün yüzeyi seçip True Paint'e tıklarsam ve yine bu seçeneğimiz seçili. Yüzeye tıklarsam evet, işlem yaptı. Kaplayacak. İkinci defa tıkladığımda artık ben o kaplamayla istediğim gibi oynayabileceğim alt tarafının hizasını alabilirim şunu sürükleyerek. Yalnız önce çevirmem gerekir 90 derece. İçeriye sağ tıklayıp 90 derece çevir dediğimde ters çevirdi. Yine çevirelim. 180 derece çevirsin, düzeldi. Ve kaplamamın scale'ini, boyunu büyüteyim. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde boydan boya kapladı. Şu şekilde iyi. Evet. Şimdi bunu silip diğer pluginimizle deneyelim. Yine kaplamaya atarsam UV Mapping Tool U ekseni ve Y eksenine tıklarsam
Şu şekilde kaplayacak. Dikey gördüğünüz gibi şurada bitmiş. Onu en uca kadar büyütsün. Ve yatay da şuraya kadar uzatmış. Şurada bir iz oluşmuş. Biraz daha küçülteyim. Şöyle. Yalnız deforme oldu kaplamamız. Onu biraz daha büyütmem gerekir. Şöyle. Ve bu poligonla da bu şekilde düzgün bir şekilde kaplayabiliriz. Kaplamamızın tam kendi boyuna gelmesi için içeriye sağ tıklayıp Use Material Size seçersem artık Paint Bucket'ten yaptığım değişiklikler şurada etkili olacaktır. Örneğin 2 metre yaparsam ya da 3 metre, 5 metre yaptığımda boyu düzeldi şu şekilde. True Paint, Freddo Tools içindeki True Paint ve Quad Face içindeki UV Mapping hariç iki adet daha kullanabileceğimiz işlem var. Şurayı ele alalım. Üst tarafa bir çatı kaplaması olsun. Örneğin şu kaplama. Şu şekilde attığımda gördüğünüz gibi gayet bozuk bir şekilde kaplandı. Bunun için kullanabileceğimiz pluginlerden bir tanesi, yüzeyin hepsini seçtikten sonra Sketch UV pluginine tıklayıp yüzeye sağ tıklayıp şu seçeneklerden bir tanesini seçmektir. Genelde Box Map güzel sonuç veriyor. Deneyelim. Box Map seçtiğimde şu şekilde kapladı. Ve şu anda klavyeden çarpı 5 yaparsam ve Enter'a tıklarsam kaplamayı 5 defa küçültecek. Çarpı 3 yapayım. 3 kat daha küçültsün. Şu şekilde. Yalnız bu düzgün çıkarmadı. Yüzeye sağ tıklayıp o zaman spherical map, yani küresel kaplama seçeyim ve yine çarpı 8 diyerek 8 kat kaplamayı küçülteyim. Çarpı 3 deyip 3 kat daha küçülteyim bir şekilde. Yaklaşık bu şekil, gerçi tam deseni olan kaplamalarda bu plugin'i kullanmamak lazım. Bunu örneğin kumaş diyeyim. Şöyle tam desenli değil de şunun gibi örneğin. Şu tarz kaplamaları yüzeye düzgün kaplamak için kullanmakta fayda var. Eğer çatı gibi kaplamaları şu şekil kullanacaksak yine bunun için Freddo Tools ideal bir seçenek olabilir. True Paint.
Yüzeye tıklarsam şu şekilde, gördüğünüz gibi biraz daha düzgün bir şekilde kapladı. Sağ tıklayıp 90 derece çevireyim. Ters oldu. 180 çevirirsem gördüğünüz gibi düzeldi. Tabii en uçta yine bir deformasyon söz konusu ama bu tür deformasyonlardan kaçış yok. Dolayısıyla bakış açımıza göre en düzgün kaplama nasıl hatırlıyorsa hangi pluginle onu tercih etmemize fayda var. Ve şu anda Freddo Tools şu açıda alacağımız bir görüntüde güzel bir sonuç verdi. Bir de V-Ray 3.6 kullananların kullanabileceği bir seçenek var. Onun için yüzeyin grup olması gerekir. Grup yaptıktan sonra sağ tıklarsam şurada V-Ray UV Tools seçeneklerini göreceğim ve yüzeyimiz küre olduğu için, küre benzeri olduğu için kürenin bir kısmı spherical projection'lardan birini seçmemiz gerekir. Eğer fit seçersem şu küçük kaplamayı olduğu gibi bütün yüzeye sığdırmaya çalışacak. Word seçersem ise ben Paint Bucket içinde ne boy verdiysem o boyla yüzeyi kaplayacak. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi. Tabi bu da değişik bir şekilde üst tarafta bir deformasyon oluşturdu. Ve mutlaka bir yerde de dikiş izi olur. Bu tür uygulamada şu şekilde. Buralar düzgün ama bir noktada tam ucuca gelmeyeceği için bir iz oluşacaktır. Bundan da kaçış yok. Bunda da oluşmuştur. Şu anda göremedim ama var. Ufak da olsa. Bir yerde bir deformasyon, bir dikiş izi gibi kalacak. V-Ray 3.6 içindeki UV aracında bu şekilde kullanabiliriz. Eğer yüzeyimiz küp olsaydı şu şekilde. Tabii şu küpe düzgün kaplanacak muhtemelen ama biraz daha küpe yakın bir şekilde yastık olabilir. Daha organik bir şekil olsaydı yine sağ tıklayarak V-Ray Tools içinde triplanır seçeneğiyle düzgün bir şekilde kaplayacaktım. Gördüğünüz gibi bir noktadan başlayıp düzgün bir şekilde kaplayarak gidiyor ve bir yerde de dikiş izi oluşuyor. Şu yüzeyi gruba girip hepsini seçip Sketch UV ile sağ tıklayıp Box Map seçtiğimde de şu şekilde küp şeklinde kaplayabilirim ve yine bir yere tıklamadan klavyeden çarpı 5 ve Enter'a tıklayarak boyunu istediğim gibi ayarlayabilirim. Biraz daha küçülteyim, örneğin çarpı 2 dediğimde şu şekilde. Mümkün olan en düzgün şekilde kaplamam kaplanmış olacak. Özellikle dalgalı yol kaplamalarında ya da bu şekilde etiket oluşturmak istediğimiz durumlarda bu pluginleri kullanabilirsiniz.
Şurası boydan boya değildi. Örneğin yarım bir etiket olsaydı, yüzeyi böleyim. Bu şekilde end point'i yakalamadığı durumlarda escape'e basıp tersten devam etmeniz gerekir. End point'i yakalamadan çizerseniz bu çizgi düzgün bir yüzey oluşturması, dolayısıyla end point'ten end point'e tam bir çizgi çizmeniz gerekir. Ve hidden geometri kapattığımda gördüğünüz gibi şurası ayrı bir yüzey oldu. Burayı grup yaparsam ve grup içinden yine şu kaplamayı atayım şu şekilde. Bunu az önce gösterdiğim iki pluginle de halledebiliriz. Yine ikisini göstereyim tekrar amaçlı. Bütün yüzeyi seçip 3 defa tıkladım. Fredo Tools içindeki True Paint ile yüzeye bir defa tıkladım. Ve True Paint şu anda aktif. Sağ tıklayıp 90 derece çevirebilirim. Şu şekilde. Şuradan scale'i ayarlayabilirim boyunu. Ve gördüğünüz gibi düzgün kaplandı şu şekilde. Bunu silip Quad Face ile aynı işlemi yapalım şu şekilde. UV Mapping Tool'a tıkladım. Bizim şu alt tarafımız buraya gelecek yatay olması için. Önce oraya tıkladım. Sonra da buraya tıkladığımda işlem yapmadı ama neden yapmadı? Üst taraftan bütün yüzeyi seçip deneyeyim bu sefer. Şurası ve şurası. Tıkladığımda yine gördüğünüz gibi yataya çevirdi. Ve boyunu da istediğim herhangi bir yere tıklayarak şu şekilde scale'ini ayarlayabilirim. Ya da şu aşamadan sonra sağ tıklayıp Use Material Size tıklarım. Ve artık Edit'ten Paint Bucket'ten 0,2 örneğin istediğim herhangi bir değeri girebilirim şu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Düzgün kaplama atamak bazen gerçekten problem olabiliyor.